Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere AliExpress alışverişlerimden bahsedeceğim. Bugüne kadar almış olduğum, beğenerek kullandığım, giydiğim ve bundan sonra da almaya devam edeceğim ürünlerden bahsedeceğim. Çok güzel şeyler olduğunu düşünüyorum ve sizler için de bir fikir olabilir bunlar. Öncelikle kıyafetlerden başlayalım. Şöyle, blazer ceketler var burada. İkisi de aynı model. İlk önce neon olanı göstereyim size. Şu şekilde. Ben bunu geçen sene sanırım 10 dolara almıştım. Yani şu anda 40 lira gibi bir şeye geliyor ortalama. Ama burada başka bir butikte sorduğunuzda ya da bir mağazada sorduğunuzda en az 120 lira olacağına eminim. Bunun içerisine kısa tişörtler ve şort giyerseniz yazın çok güzel oluyor. Ben de öyle tercih ediyorum. Çok ince bir kumaşı var. Şu anda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama tam olarak neon bir sarı. Diğeri de bunun aynısının beyazı. Onu da şöyle göstereyim. Model olarak tamamen aynısı. Bunun da aynı şekilde içerisine böyle kısa tişörtlerinizle altına da şortunuzu giydiniz mi yazın mükemmel oluyor akşamları. Bunu da aynı şekilde 10 dolara almıştım. Onun dışında ben gömlek giymeyi çok seviyorum ve AliExpress'te sürekli değişik gömlekler görüyorum. Dayanamayıp tabii ki de aldım. İlk olarak şunu göstereyim. Bunu önündeki kuşları çok sevdiğim için aldım. Sanırım bu da 7 dolar gibi bir rakamı vardı. Aşağıya linkini bırakacağım. Eğer isterseniz siz de linkten bakabilirsiniz. Diğer bir gömleği de göstereyim. Diğer gömlek de bu. Bunu çok severek giyiyorum. Çok değişik olduğunu düşünüyorum ve bunun etiketinde ASOS yazıyor. Yani bu tarz şeyleri çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu da 7 dolar civarıydı. Evet, gelelim mayolara. Ben AliExpress'ten mayo almaya bayılıyorum. Evet, yanıldım daha önce birkaç kez ama devam ediyorum almaya. Worst Behavior yazan şu mayoyu göstereceğim. Kalın askılı olması, modeli, önündeki yazısı çok hoşuma gitti. Arkasını da göstereyim. Bunun çok fazla aynısı vardı AliExpress'te. Çok aradım. Hem uygun fiyatlı olmasına dikkat ettim. Hem istediğim kalitede olmasına dikkat ettim. Yani fiyat aralığı bunun da 10-15 dolar arasında. Bunun da linkini koyacağım. Kesinlikle hiç göstermiyor. Bu astarı var. Onun dışında hayal kırıklığına uğradığım bir ürünü göstereceğim. Bu da mayo. Şöyle göstereyim. Ben bunu çok severek aldım ama iç gösteriyor. Ben de ne yaptım? İçerisine bikinimi giydim. Üzerine bunu altına da bir şort giyerek yazlık yerlerde kullandım. Çünkü çok sevdim bunun rengini. Severek kullandığım diğer bir mayokiniye gelecek olursak üstümde çok güzel bir şekilde gösteremeyeceğim şu an ama altı bu şekilde transparan. Sadece şu kısmı transparan, şu kadarlık bir kısmı. Üstü çapraz bağlanıyor. Arkadan geliyor. Önü çapraz bağlanıyor ve boyundan. Yani bunun da linkini aşağıya bırakacağım. Oradan fotoğraflarına bakabilirsiniz. Şu anda pek belli olmuyor ama bu en sevdiğim mayokini. Evet, diğer bir mayokinime gelecek olursak. Bunun altı çok büyük geldi. Yani medium söyledim ama acayip büyük geldi ve ben bunu küçülteceğim. Sadece deseni çok sevdim. Şu kısmı gördüğünüz gibi çok büyük. Bu da yüksek bel. Üstü az önceki gibi. Şöyle bir parçasını göstereyim sadece. Yine bu şekilde çapraz bağlanıyor. Şöyle göstereyim birazcık. Bu şekilde çapraz geliyor. Arkadan bağlanıyor. Bunu da 8 dolara almıştım yaklaşık. Bu çok hoşuma gitti. İçerisinde astar yok. İç göstereceğini düşünmüyorum ama. Çünkü kalın bir kumaşı var. Bunun desenini çok beğendiğim için almıştım. Ve böyle çapraz şekilde gelip boyundan bağlanmasını çok sevdim. Aşağıya linkini bırakacağım. Bunu da alabilirsiniz. Tavsiye ediyorum ama bedeninizin bir tık küçüğünü alın bence. Çünkü bana bu çok büyük geldi.
Onun dışında severek aldığım bir mayokini daha. Önü dekolteli. Belli oluyor mu? Sırtı da çok güzel bunun. Bunun göğüs kısmında hem astarı var hem desteği var. Bunun da rengini çok beğendim. Cıvıl cıvıl geldi açıkçası bana rengi. Ve mutlaka yazın giyilebilir. Bu bayağı astar yani. İç gösterme durumu kesinlikle yok bunda. Bunu biraz pahalıya almıştım. Yani pahalı dedim 8-9 dolar değil. 12 dolar civarı bir şey almıştım bunda. Bikini almayı çok tercih etmiyorum AliExpress'ten. Çünkü olmama durumu çok yüksek şu anki göstereceğim gibi. Ben bunu medium söyledim. Fakat bana aşırı küçük geldi. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel. Renkleri de, modeli de çok güzel. Ama işte bedenini çok doğru seçmeniz gerekiyor. Onlar daha küçük üretebiliyor genelde. Ben de öyle bir hata yaptım. Üstü de bu şekilde. Şöyle bunlar da arkaya gidiyor önden. Arkası da böyle. Bu bana olmadı. Bir kere bile giymedim. Hatta etiketini bile çıkarmadım. Etiketi bile duruyor. Bunun da linkini bırakacağım. Hatta bunlar bir ara çok modaydı hatırlarsanız. Aynı şekilde Instagram'da bir sürü bütün bu tip mayo bikinileri getirtti. Bunun aynısının mayo kinisi de var. O da çok güzel. Ama bunu aldıktan sonra onu sipariş vermeye korktum. Çünkü bunun bedeli bana kesinlikle olmadı. Kıyafetlere geçeyim biraz. Severek aldığım bir kısa üst. Bunun da etiketinde Zara yazıyor. Yani bu tarz şeylere rastlamanız mümkün AliExpress'te. Bunu ben çok seviyorum. İçerisine mayomu ya da bikinimi giyebiliyorum yazın. Cepleri çok tatlı. Bunu çok ucuz aldım. 4 dolar aldım bunu. Yine bir kısa üst göstereceğim. Çiçekli tam benim tarzım olan bir şey. Şöyle. Arkası da çapraz. İpler var bayağı. Bunun da her rengi var ve 4-5 dolar civarı bir şeydi. Bu şu anda ne oldu bilmiyorum. Aşağı linkini bırakacağım. Diğer bir kısa üstümse lila rengi. Bu. Ben bunun altını kestim. Nasıl kestim? Altındaki astarı çok uzundu. Şu kısım çok uzundu ve ben bunu kestim. Hoş gözükmüyordu. Alttan çıkıyordu yani. Şu tülün altından çıkıyordu. O kısmı tamamen kestim. Bu da çok ucuzdu ama bu tek renkti yanlış hatırlamıyorsam. Belki şu an renkleri gelmiştir bilmiyorum. Evet, kıyafetlerim bu kadar. Aslında bu kadar değil ama sizlere göstermek istediklerim sadece bunlar. Çünkü beğenmediklerim, bir iki kere giyip kenara attıklarım, kalitesinden hoşlanmadıklarım ya da yine büyük söylediğim ama küçük gelen, küçük söylediğim ama büyük gelen yani bedenini tam tutturamadığım ürünler de var. Onları şu an göstermek istemiyorum. En çok tercih ettiğim, sürekli giydiğim ve kullanışlı olduğunu düşündüğüm ürünleri gösterdim size. Şimdi gözlüklere gelelim. Bunu Instagram butikleri en az 30 liradan satıyor şu anda. Şöyle takayım. Yani çok yakıştığını düşünmüyorum bana. Ama ne olur ne olmaz aldım. Çünkü çok ucuzdu. 3 dolardı. Şöyle göstereyim. Çok fazla kullanmıyorum bu tarz küçük yuvarlak gözlükleri. Yüzüme çok yakışmıyor. Ama dediğim gibi bir tane daha aldım. Bunun rengini çok beğendim. Morlu oluşu. Şu an gözükmüyor sanırım orada. Şöyle. Bunun gerçekten mor oluşu çok hoşuma gitti benim. Sadece bu nedenle aldım ve yine ucuz diye aldım bunu da. Siz de tercih edebilirsiniz eğer bu tarz gözlükleri seviyorsanız. Yani sürekli takmasanız bile en azından bir fotoğraf çekilirken ya da bir şeyin fotoğrafını çekerken yanına koyup aksesuar olarak bile kullanabilirsiniz. 12 liraya falan geliyor yani şu gözlükler. Ve kargo ücreti de yok. Instagram'da aldığınızda 100 liraya tamamlamanız gerekiyor genelde. Ama AliExpress'te öyle bir durum yok. Diğer bir gözlüğe geçelim. Çok fazla gözlük var. Aldım. Bu gözlük. Bunu çok seviyorum. Bunun da her rengi vardı aldığımda. Ben pembesini tercih ettim.
Bu da yaklaşık 12-13 liraya gelen bir gözlük. Evet, gümüş gözlüğüm. Hepsi aynı olan nedense şu an fark ettim. Bu gözlüğümü de çok seviyorum. Galiba bütün aldığım gözlükleri seviyorum. AliExpress'ten çok fazla gözlük alıyorum. Gün içerisinde takmasam bile fotoğraf çekilirken, bir yere giderken kesinlikle yanımda taşıyorum. Çünkü çok kullanışlılar. Ve ucuz olduğu için kırılsa, çatlasa, bir yerde unutsam yani pek umurumda olmuyor açıkçası. Gerçekten ucuz. Bunun aynısını Instagram'da bir butik 120 liraya satıyordu. Ve şok oldum. Sadece 10'a inat aldım. Prada yazıyor kenarlarında. Tabii ki de sahte. Ama bunu da seviyorum. Yani büyük gözlükleri ben çok seviyorum. Bu da hoşuma gitti. Gayet kullanışlı. Bir ara deli gibi Ray-Ban modası vardı. Ben de hemen AliExpress'ten aldım. Şurada yine küçük bir Ray-Ban yazıyor. Bunu çok güzel gönderdiler. Kutusuna koyup göndermişler. Çok sevindim. Yani hepsini kutusuna koyup göndermiyorlar ya da kutulu göndermiyorlar. Ama eğer ücreti biraz daha yüksekse kesinlikle kutu koyuyorlar. Bir tane daha gözlük var göstereceğim ama bunu ben bayağı eskitmişim. Yani camları çok kötü bir halde şu anda. Ama yine de göstereyim. Bunu kesin biliyorsunuzdur zaten. Tabii ki de gümüş seçtim. Gümüş hastalığı var sanırım bende. Bu da gayet güzel. Fotoğraf çekilirken ya da dekor olarak kullanabileceğiniz bir gözlük. Evet, favorime geldik. Göstersem mi, göstermesem mi? Benim en sevdiğim, en sevdiğim gözlüğüm bu. Yani birçok fotoğrafımda görebilirsiniz bu gözlükle. Büyük oluşu, çerçevelerinin kalınlığı çok hoşuma gitti. Ben sürekli yazın bu tarz gözlükler kullanıyorum ve Instagram'da da birçok fotoğrafımı göreceksiniz bu gözlükle. Şu anda ifşa ettim kendi kendimi. Almayın bunu. Herkes de olmasın. Almayın. Ben size göstereyim. Ama siz almasanız da olur. Bunun fiyatını söylemeyeceğim. Belki almazsınız. Aa, bir tane unuttum. Kesinlikle almamam gereken ama yine sadece meraktan ve ucuzluğundan aldım. Instagram'da butikte gördüğüm bir gözlük. Yani takmak istemiyorum şu anda. Çok kötü olacak. Göstereyim size. Cat eye denilen tarzda. Altında çerçevesi yok. Altı cam. Ya takayım ama çok kötü olacak. Burayı kesebilirim. Uzaylı gibi. Kesinlikle yüz tipime yakışmayan bir gözlük. Hatta isterseniz bunu sizlerden birine verebilirim. Ben kesinlikle kullanmıyorum. Kesinlikle takılmadı. Sadece denendi. Az önce denediğim gibi denedim. Takamıyorum yani yakışmıyor yüz tipime. Daha böyle küçük yüz hatlarına sahip olanlara yakışabilir. Şöyle göstereyim iyice. Şimdi küpeye geleceğim. Geçen gün mangada bunun aynısının turunculu ve yeşillisini gördüm. Şöyle göstereyim. Ben bunlara bayıldım. Günlük hayatımda da çok fazla taktığım bir küpe oldu bunlar. Çok tatlı duruyor. Böyle püsküllü olmaları da çok hoşuma gitti. Mangada tabii ki de 3-4 katı bir fiyata ama ben bunları 3 dolara aldım. Diğer bir küpeme gelecek olursam onlar da şu şekilde. Yani bunları daha çok akşam takabilirsiniz. Yeşil ve siyah taşları var. Çok tatlı onlar da. Son olarak bir küpem daha var. Onu da kulağa takıyorsunuz şu şekilde. Ben sadece bir tane aldım. Saçımı böyle yana attığım zaman boş kalan kulağıma takabilirim. Hemen takayım. İki küp oldu şu an. Diğerini çıkarayım. Şu şekilde görüyor musunuz? Oldukça sallantılı. Bu tarz sallantılı küpeleri çok seviyorum ben. Yani bunu da dediğim gibi tercih edebilirsiniz. Bu da çok ucuzdu. 2-3 dolar bir şeydi. Hatta o kadar bile olmayabilir. Dediğim gibi bunu da linkini aşağıya bırakacağım. Bakabilirsiniz. Evet, gelelim kozmetiğe. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. AliExpress'ten kozmetik almanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hatta almayın. Onun dışında gratis de Watson's'ta olan indirimleri takip etmeniz çok daha yararlı olacaktır sağlığınız açısından. Ben sadece merakımdan bir tane ruj aldım bugüne kadar. 5 yıldır AliExpress kullanıyorum ve dediğim gibi hiçbir şekilde kozmetik almadım. Sadece bir tane aldım. Onu da hemen göstereceğim. Pop Fill adında bir ruj.
Mat. Evet. Duruşunu çok sevdim. Ama kokusu. Yani kim bilir neler kullanıyorlar içerisinde. Tamamen plastik kokuyor. Tamamen. Dediğim gibi rengini sevdim, duruşunu sevdim ama neyden yapıldı, nasıl yapıldı, içerisine neler kondu hiçbir fikrim yok. Kesinlikle almayın. Yani ben bunu bir kere sürdüm ilk geldiğinde, o da denemek için, nasıl olduğunu merakımdan. Kesinlikle önermiyorum, bunu da çöpe atacağım. Tatma kirpik. Evet, tatma kirpiklere bayılıyorum. Çıkartayım, ay neyse şunu göstereyim, şöyle göstereyim. Çok ucuza denk geliyor takma kirpikler. Benim en sevdiğim takma kirpik bu oldu. Bunun da linkini bırakacağım. Daha önce çok fazla aldım. Bazıları kendi kendine dağılmaya başladı. Bazılarını ben iyi takamadım. En sevdiğim bu oldu. Çok dağıl duruyor. Bunun da linkini bırakacağım, alabilirsiniz. Ve çok ucuz yani. 1 dolar. Dolar istediği kadar yükselsin, 1 dolar olduğu sürece bir sorun yok. Ve kargo ücreti ödemiyorsunuz. Ta Çin'den geliyor. Kargo ücreti ödemiyorsunuz. 4 liraya kirpik alıyorsunuz. Evet. Aldığım ve daha önce hiç kullanmadığım diğer bir ürün, burun hızması. Yani hızma mı deniyor, ne deniyor tam olarak ben de bilmiyorum. Takar mıyım bilmiyorum. Yine bunu da çok fazla gördüğüm için almak istedim. Bu 1 dolar da değil, 0,20 ya da 0,40 dolar civarı bir şeydi. 10 dolara tamamlamak için aldım ben bunu. Takmayacağım ama aldım sonuçta. Çok beğendiğim diğer bir takım. Takı delisiyim. Bunu anlayabilirsiniz rahatlıkla. Halhal. Büyük halhallara bayılıyorum. Yine gümüş tabii ki de. Şöyle göstereceğim. Kolye gibi gözüküyor. Ortasında mavi boncukları var. Çok güzel duruyor. Mutlaka bundan alın. Şu şekilde. Yani ben buna bayıldım. Yazın sürekli hatta bunu taktım. Kopar diye korktum. Üstüne yedek aldım. Çünkü bazen aldığınız şeyin fiyatı artabiliyor. Atıyorum ben bunu 2 dolara aldıysam bir hafta sonra ya da bir ay sonra 3 dolar olabiliyor. Evet, belki arada 1 dolar var ama onu sonuçta ben şu an 4 ile çarpıyorsam benim için önemli. Daha önce de hele 2 dolara aldıysam o 1 dolarlık artış bile beni üzer. Almam. Bunları daha dün aldım. Daha doğrusu daha dün geldi. Çok geç geldi. Bunlar 3,5 ayda geldi. Değer mi? Değmez. 10 dolara tamamlamak için almıştım. Şöyle göstereyim. Fil var. Yani pek bir şey yok. Buradaki müştericilerden de alabilirsiniz. Dediğim gibi bir ürünümü 10 dolara tamamlamak için aldım. AliExpress bazen öyle sınırlar koyuyor. Bazı satıcılardan 10 dolar aşağısına alışveriş yapamıyorsunuz. Kargo ücreti istiyor. Bu da diğer bir kolye. Bunlar yazın daha çok takılabilir. Bunu da 10 dolara tamamlamak için ikisini bir arada aldım. Onun dışında gelelim fırçalarıma. AliExpress'ten en memnun olduğum ürünlerden bir tanesi bu fırçalar oldu. Şu anda 8 tane var burada. Ama toplamda normalde 15. Diğerlerini kullandığım için göstermek istemiyorum şu anda. Bu şekilde. Büyük ihtimalle bunu birçok yerde yine görmüşsünüzdür Instagram'da. Ben bunlardan iki tane daha sipariş verdim. Birini sizlere vermek istiyorum. Çok memnun kaldığım için sizler de kullanabilirsiniz bu fırçaları. Ben bu fırçalardan çok memnun kaldım. Onun için iki tane daha sipariş verdim. İki tane daha 15'li fırçam gelecek. Bir tanesi çekilişle sizlere vermek istiyorum. Dediğim gibi bunlardan aşırı derecede memnun kaldım. Bunların da fiyatını hatırlamıyorum tam olarak. Aşağıdaki linke bırakacağım yine. Birçok satıcı farklı aynı ürünü farklı fiyatlara koyabiliyor. Ben sürekli en ucuzunu arıyorum. Dediğim gibi 5 yıldır kullandığım için artık bu işte uzman gibi oldum. Yani öyle hissediyorum kendimi. Değişik arama yöntemleri ürettim kendi kendime. Ay! Ne unuttuk? Arkamdaki kolyeler. Ben AliExpress keşfetmeden önce her türlü mağazadan en pahalı kolyeleri alırdım. Yani en pahalıyı bilerek almazdım. Beğendiklerim her zaman çok pahalı olurdu. Yani en düşük 60-70 liraydı aldığım kolyeler ve bunlar bir hafta sonra, 2 hafta sonra kopmaya, dökülmeye ya da taşa düşmeye başlıyordu. En kötü ihtimal kararıyordu.
Ondan sonra böyle AliExpress'le tanıştığım için akıllandım ve bir günde tam 20 tane kolye siparişi verdim. Çünkü gerçekten çok güzel denk geliyor. Arkamda gördüğünüz bütün kolyeleri ben AliExpress'ten aldım. Yani en fazla 5 tanesini falan oradan almamışımdır. Size en beğendiklerimden birkaç tane göstereceğim şimdi. Belki bu en beğendiğim değil ama yine bir butikte görüp de aldığım kolye bu. Bir buçuk. Bunu arkadaşlar 150 liraya satıyor. 150 lira nedir yani? Sen bunu ne kadar alıyorsun ki zaten? Vergi de vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. Vergi verenlere tamam, onlar ayrı. Ama bunu kendi halinde butik açıp da yapan insanlar var. Ve bildiğim için insanları salak yerine koyduklarını hiç hoşuma gitmiyor. Ve bunu hiç takmadım. Hiç takmadım, sadece o butikte gördüm, taşlarını çok beğendim ve hemen aldım. Şöyle üstümde göstereyim bunu. Şu şekilde bir kolye. Çok fazla taşı var. Gayet şık. 150 lira etmez. 150 lira kesinlikle etmez. 100 lira da etmez. 50 lira da etmez. Bunun ederi arkadaşlar 25 lira. Ben bu kolyeyi de size vermek istiyorum. Dediğim gibi bunu hiç takmadım. Sadece denedim. Hatta az önce ikinci deneyişim olabilir. Sadece bunu uygun fiyatlı olduğu için aldım. Diğer çok beğendiğim kolyem ise gümüş hastalığı var demiştim size arkamdaki. Zaten bir sıra neredeyse gümüş. Bu kolye. Bunu takacağım. Bunun fiyatını hatırlamıyorum ama bu da çok ucuzdu. Yani pahalı bir şey almıyorum ben AliExpress'ten. Eğer pahalıysa mutlaka onun ucuzunu arıyorum. Siz de bence öyle yapın. Birçok satıcı var. Sadece bir tane satıcı yok orada. Şu anda pek belli olmuyor ama bunu gömleklerle ya da kazaklarla taktığınızda çok güzel oluyor. Biraz da dağıldı sanırım şu an. Bu şekilde. Yine burada çok moda olan bir kolye var. Onu da göstereceğim. Bunu da sadece Türkiye'de çok moda olduğu için aldım. Bunu kesin bilirsiniz zaten. Her yer satmaya başladı. Buradaki butikler de bunları koymaya başladı. Beğeniyorum yani, gümüşleri beğeniyorum. Para para olması çok hoşuma gidiyor alttaki. Yani çok detaylı ve gerçekten hoşuma giden kolye tarzları var. Birkaç tane daha göstereceğim size. Bu da boynu tamamen saran bir kolye. Çok hoşuma gidiyor bu şekilde boynu sarması. Şöyle göstereyim. Bu da yine bir butikte gördüm ben bunu, İzmir'de. Daha sonra dedim ki neden AliExpress'te de olmasın? Araştırdım ve gayet uygun bir fiyatta aldım bunu da. Onun dışında bir tane daha var göstermek istedim. Yani bana kalsa sabaha kadar arkadaki bütün kolyeleri tek tek alayım, tek tek anlatayım size. Çünkü hepsini çok seviyorum. Ve ucuza alınca daha çok mutlu oluyor bence insan. Türkiye'den bir tane kolye, oradan 4 tane kolye alabiliyorum ki ben zorlarsam 5 tane de alabilirim. Çünkü dediğim gibi en ucuzunu araştırıyorum. Sabahlara kadar araştırdığımı hatırlarım. Yani böyle artık gözümden kan geliyordu. Bu da yine taşlı, detaylı bir kolye. Bunu da çok beğeniyorum ben. Yine gömleklerle ya da dekolteli elbiselerinizle mükemmel olabilir. Özellikle akşam bir yere gidecekseniz. Yani bunları neden arkaya astım derseniz, çok fazla karışıyor kutuya koyduğumda bunlar. Arasından böyle bir taneyi seçerken hepsi birbirine girmiş oluyor. Bozuluyor, taşı düşüyor. Çünkü bunların hepsi taşlı. Yani çoğu taşlı. Bunu da göstereyim. Yani onun için böyle bir şey ürettim kendimce. Ama hepsi bunlar değil tabii. Bunun 2 katı kadar falan yine kutularımda var. Çünkü sığmıyor. Dediğim gibi AliExpress'i öğrendikten sonra çok fazla alışveriş yapmaya başladım ve kolye takmayı çok seven bir insanım. Sürekli kolye aldım, sürekli kolye aldım. Daha sonra diğer kısımlara, kıyafet kısmına kaymaya başladım. Gördüğünüz kıyafetlerimi aldım, mayolarımı aldım derken gözlük, derken küpe falan. Ve öyle gittikçe artan bir alışveriş portföyüm var diyebilirim. Bir şey daha göstereceğim. Bundan 3 tane aldım. Bu çok ucuzdu. 0,70 dolardı. Şöyle göstereyim. Tam bir yazlık çanta. Ben bunu daha büyük bekliyordum. Küçük geldi boyutu. Arkası da bu şekilde. Buradan tutabiliyorsunuz. Bunun içine yazın paranızı, telefonunuzu koyup
Çıkabilirsiniz yani, gayet kullanışlı aslında. Küçük ama kullanışlı. Bir daha göstereyim. Bundan bir tane de sizlere vereceğim. Evet. Sanırım AliExpress alışverişim bu kadar. Bir sonraki videomda sizlere AliExpress'ten nasıl alışveriş yapılır, küçük böyle ipuçları, püf noktaları, benim sürekli uyguladığım şeyleri anlatacağım size. Eğer sizin de bir sorunuz varsa, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz her şeyi aşağıda yoruma yazabilirsiniz. Son olarak dediğim gibi sizlere bu fırçalardan sipariş verdim. Kendime bir tane, size bir tane olmak üzere. Çünkü bunlar bitecek. Yani şu an kullandıklarım dışında bunlar kaldı. Tam olarak 15 parça bunlar. Şu anda ben de 8 tanesini kullanmadım ama bir tane daha sipariş verdim. Çünkü bazen 3 ayda bile gelebiliyor ürünler. Yani hiç belli olmuyor. Güven de olmuyor açıkçası. Onun dışında dediğim gibi başa dönmek gerekirse size bu fırçalardan sipariş verdim. Şu anda yolda sanırım. Bir hafta önce sipariş vermiştim. Bu bir. Şöyle bir daha göstereyim. Fırçalar bir. En beğendiğim ürünlerden bir tanesi Mayakine. Tam olarak yazlık cıvıl cıvıl. Çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum ve dekolteleri çok güzel. Arkası da şu şekildeydi. Bunu yeniden göstereyim. Bunu da sipariş verdim. Large sipariş verdim. Neden diyecek olursanız, genelde Çin'de üretilen bütün kıyafetler küçük üretiliyor. Ben kendime medium söyledim ve bana medium küçük geldi. Yani şu anda bu medium ve bir tık küçük açıkçası. Yani X-large bile söylesem olurmuş o derecede. Bazen böyle beden chartlarına bakmayı unutuyorum. Orada beden chartları oluyor. Bedeninize göre seçebiliyorsunuz. Bu da bakmayı unuttuğum ürünlerden oldu. Ama size large söyledim. Yani medium olan da giyebilir large'ı. Small olan zaten giyebilir. Large olan da giyebilir. Yani vücut hatlarınızla alakalı biraz da bu. Çünkü gördüğünüz gibi önde çok büyük bir dekoltesi var. Bunu da sizlere sipariş verdim. Bunu daha yeni verdim. Ne zaman gelir tam kestiremiyorum. Ama beğeneceğinizi diliyorum. Bu iki oldu. Bunu kesinlikle giymedim. Yani içiniz rahat olabilir o konuda. O yüzden size vermeyi düşünüyorum. Zaten etiketi üstünde nasıl giymiş olabilirim? Sadece bunu denemiştim. Bu da üzerinde şu anda altında medium, üstünde large yazıyor. Üstün large alma sebebim beden tablosunda medium'a denk geldiği için üstü large aldım. Ama bence zaten bu medium. Large değil. Şu şekilde göstereyim size göğüs kısmını. Bunu small'larla giyebilir. Hiçbir şekilde sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Altı da küçük biraz. Yani bana küçük geldi. Altı medium. Yeniden göstereyim. Bu şekilde. Bunu da sizlere veriyorum. Bu üçüncü oldu. Yani bunu direkt size vereceğim. Gerçekten güvenebilirsiniz. Hiçbir şekilde giymedim. Yoksa zaten vermezdim. Neden vereyim? Dört. Tada! Kesinlikle 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 takamadığım, meraktan aldığım gözlük. Beğeneceğinizi umut ediyorum. Dediğim gibi yüzü daha böyle küçük hatlara sahip olan insanlar bunu rahatlıkla takabilir. Takan da çok fazla var. Görüyorum çünkü sürekli Instagram'da karşıma çıkıyor. Çok moda bir gözlük ve çok güzel. Gerçekten göreceksiniz. Bunu kazanan görecek. Çok tatlı bir gözlük. Bunu da sizlere veriyorum. Bu dördüncü hediyem oldu. Beşinci hediyem. Bu tatlı çanta. Bunun renkleri çok tatlı bence. Şuradaki desenleri çok tatlı. Sizlere de aynısından sipariş verdim. Bu da yolda. Hepsi yolda yani şu an ürünlerin. Ne zaman gelir dediğim gibi tam kestiremiyorum. Çekiliş tarihini o yüzden biraz ileriye atacağım. Ve son ürünüm 150 TL değerinde bir kolye. Şu şekilde yine göstereyim. Oldukça şık ve taşlı. Bunu da hiç kullanmadım. Bunu direkt vereceğim yani. Bundan bir tane sipariş vermek istemedim. Bunun fiyatı bayağı artmış çünkü. Yani neden bunu almıyorsunuz ya da neden takmıyorsunuz ki? Ben hiç takmadım sonuçta. Bunu da sizlere veriyorum. Evet, toplamda 5 ürün veriyorum sizlere. Kargosunu ben karşılıyorum. Siz kesinlikle karşılamıyorsunuz.
Bu checklist için yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. YouTube kanalıma abone olmanız ve yoruma istediğiniz herhangi bir yorumu bırakmanız. Yani katıldım yazmanızı da sayacağım. Kalp koymanızı ya da herhangi bir emoji koymanızı da katılmış olarak sayacağım. Onun dışında katılım hakkı yani ek katılım hakkı isteyenler Instagram sayfamda koyacağım görselin altına katıldım yazmanız yeterli. Tabii ki de takip etmek zorunlu. Aynı şekilde YouTube kanalıma da takip etmek zorunlu. Çekilişi nasıl yapacağım derseniz ikisini de birleştireceğim. Yani YouTube'dan katılanları da Instagram'dan katılanları da birleştireceğim. Öyle bir çekiliş yapacağım. Dediğim gibi ne kadar çok katılırsanız kazanma şansınız da o kadar artacaktır böylelikle. Evet, çekiliş tarihini belirleyelim. Hemen bakıyorum şimdi tarihe. Şöyle yapalım. 6 Şubat Salı günü bitsin çekilişimiz. Yani 6 Şubat Salı 2018'de çekilişimizi kapatalım. 7 Şubat'ta çekilişimizi yapalım. Yani yapayım. Ve hemen ertesi gün ya da o gün artık o günkü müsaitlik durumuma göre kargoya vereyim. Büyük ihtimalle gelmiş olur yani 7 Şubat'a kadar mutlaka gelir. Zaten şu anda elimde olan size vereceğim bir kolye var. Diğeri de bir bikini. Yani bunları zaten kesinlikle kazananları kargoya veririm o gün içerisinde. Diğer 3 ürün için de biraz beklerim eğer gelmezlerse. Zaten sizinle iletişim içerisinde olurum. Sanırım bir şey daha vermek istiyorum size. Son olarak bu mükemmel gözlüğümden de bir adet çekilişle size göndereceğim. Vereceğim bu gözlükle beraber toplamda 6 ürün oldu. Çekilişimizin son katılım tarihi 6 Şubat 2018 saat 12, gece 12. 7 Şubat'ta da çekilişi yapacağım. Yani gün içerisindeki yoğunluğuma göre ya 7 Şubat'ta kargoya vermiş olurum ya da en geç 8 Şubat'ta ürün gelmezse ne yapacağız derseniz ben zaten seninle iletişim halinde olacağım kazanan arkadaşlarla. Bu arada ilk kazanan ilk hangi ürünü isterse onu seçecek. Daha sonra 2, 3, 4, 5, 6 toplamda 6 kişi olacak. Çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Hem sizi böyle yaza biraz hazırlamış olurum. Son olarak videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.